Nextblog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Kuşadası Değirmendere bölgesinde çok özel bir villa tanıtımına geldik. Umarım hoşunuza gider. Burada 630 metrekare arsa içinde tek müstakil bir villamız var. Tabanda 130 metrekareye oturuyor, üst tarafta 120 metrekare kullanıma sahip bir villa. Toplamda 250 metrekare brüt kullanımı var. Net olarak soruyorsanız, ölçülmüş metrekareyi veriyorum, 210 metrekare net kullanımı var. Evimizin, ben size az çok kullanımını anlatmak istiyorum. 4 oda, 2 salondan, 1 mutfaktan oluşuyor. Aşağıda 2 salon, 1 mutfak, 1 de yatak odamız var. Üst katta da 3 adet ebeveyn banyolu odamız mevcut. 2 tanesi full deniz manzaralı, 1 tanesi de havuz manzaralı. Evimizin içine girmeden önce ben direkt Erkam garaj kapısından giriş yapmak istiyorum. Garaj kapımızı açıyoruz, elektrikli kumandalı. Oradan araçımızla eve giriş yapabiliyoruz ve burada toplamda benim hesabıma göre 7 ya da 8 adet araç girebiliyor eve. Eğer bir otomobil tutkunu olursanız bir koleksiyon sahibi de olabilirsiniz. Böyle bir ev o insanlar için gayet de tercih sebebi olabiliyor. Ondan dolayı bu ev onlar için bir artı yazabilir. Ben yavaş yavaş sağ taraftan devam etmek istiyorum Erkan. Burada güzel meyve ağaçlarıyla donatılmış, beyaz taşlarla ve mor taşlarla böyle çok da güzel ambiyans katılmış, mükemmel bir bahçe yapılmış. Geri kalan her yerler özel fayans yapılmış. Ve burada bahçe ve arka havuza geçmeden önce bir detay daha söylemek istiyorum. Burada makine dairemiz var. Burada herhangi bir su kesimi olursa diye çok büyük depomuz mevcut bu eve ait. Herhangi bir su kesintisi olduğu zaman hiçbir şekilde siz bundan etkilenmiyorsunuz. Suyunuz her daim akıyor. Yavaş yavaş havuza doğru geçelim. Ondan sonra etrafında dönerek verandaya gelelim Erkam. Dış cephe ve ev girişini anlatmak istemiyorum. Oraya en son geçmek istiyorum. Buraya geldiğimizde 40 metrekarelik bir havuzumuz mevcut. Hem karşıdan hem de bu taraftan şelale şeklinde akan havuzumuz mevcut. 40 metrekarelik Erkam. Çok da gayet büyük ve güzel. Karşıda bir depolama alanımız mevcut. O depolama alanımızın önü yeşil, çim. Orada ne var derseniz havuzun motorları, bütün sistemleri orada mevcut. Oraya geçmeden önce burada bir yine makine dairemiz var. Nelerimiz var dersen, burada sıcak suyu karşılayabilmemiz için termosifonumuz ve evde size daha bahsetmediğim evde süpürge sistemi var. Her odada zaten aparatları var, onu da göstereceğim size. Burada elektrik panosu, burada da bu tarafa doğru gel Erkan. Şöyle göstermeni istiyorum. Su arıtma ve yumuşatma cihazı mevcut. Yavaş yavaş çıkabiliriz istersen. Buranın anahtarlarını bulamadık. Burada normalde bir banyo tuvaletimiz mevcut. Çok da güzel, büyük ve lüks yapılmış. Havuzdan çıktığınızda herhangi bir üstünüz ıslakken biliyorsunuz tuvalet ihtiyacınızı gideremeyebiliyorsunuz. Burada onu kullanmak adına çok da güzel düşünülmüş. Bence çok çok akıllı bir şey olmuş. Yavaş yavaş havuzun motorlarının bulunduğu, normalde biliyorsunuz yerde bulunur. Burada biraz sesli motorlar. Şurada gösterebilirsin, kendi kendine durulama sistemlerini her şeyini yapabiliyor. Normalde yer altında bulunan sistemi burada ardiye ve depo tarzında yapmışlar. Çok da bence güzel olmuş değil mi Erkan? Harika olmuş. Evimizin bir kör cephesi var. Kör cephesinde zaten herhangi bir penceremiz ve ışıklandırmamız bulunmadığı için
Bizi sorun teşkil etmiyor. Akşamları bu apliklerin hepsi dış cephemizde çok güzel yanıyor. Çok da güzel bir görüntü veriyor. Evimizin birinci katında komple 60x120 gri seramikler. Üst tarafında da zaten sen drone çekiminde de gösterirsin. Üst tarafında da mor ve aynı şekilde betopan ahşap görünümlü betopanlarla kaplanmış dış cephemiz var. Zaten dört bir köşemizde kamera sistemlerimiz mevcut. Sen onları şu an drone görüntüleriyle gösteriyorsundur Erkan. Evimizin verandası 40 metrekarelik bir veranda kullanımı var. İki salondan da aynı şekilde çıkış yapabiliyoruz verandalarımıza Erkan. Evimizde her açılır penceremizde sinekliğimiz ve komple elektrikli panjurumuz mevcut. Ve burada yeşil dışarıdan görüntüyü kesen ama içeriden net gösterilen alüminyum doğramalarımız mevcut. Birinci sınıf alüminyum. İçeriye girdiğimizde onları da özellikle göstereceğim. Dediğim gibi yukarıda tentelerimiz mevcut. Işıklandırmalarını birazdan uzaktan kumandadan açacağım. Erkan ışıklandırılmış şekilde de size şu an gösteriyor zaten videoda. Ve burada tabanda oturduğumuz zaman Erkan'cığım bu şu manzarayı göstermeni istiyorum. Net olarak biraz yaklaştırmanı istiyorum eğer mümkünse. Güzel Şamlı, akabininde Kadınlar Denizi, Sisam, komple her yeri görebiliyoruz. Bütün Güzel Şamlı dağlarını, eteklerini. Evet, yavaş yavaş da bu şekilde. Mesela burada ayrıntı olarak göstermek istiyorum. Bütün televizyon ve internet bağlantısı buraya televizyonunuzu asmanız adına yazın. Biliyorsunuz kullanımlar hep dışarıda oluyor. Onlar da bence düşünülmüş, güzel de düşünülmüş. Su çeşmemiz. Ve burada benim göstermek istediğim tekrar bir ayrıntı daha var. Eğer elektrikli araç kullanıyorsanız, burada prizimiz ve elektrikli aracınızı şarj etmeniz için bu da düşünülmüş. Alarm sistemlerinin panoları ve bütün her pencerede, açılır pencerede şu şekilde Erkan göstermeni istiyorum. Her pencerenin dibinde alarm sistemi mevcut. Hani alarm derken gerçek alarmdan bahsediyoruz. İçeriye girdiğimde panosunu göstereceğim size. Eğer panonun şifresini girmediğiniz takdirde alarm devreye giriyor. Karşımızda sur kapının olmazsa olmaz sur kapımızın en gelişmiş ve en büyük versiyonu var. Anahtarımızı takıyoruz ve hayırlısıyla içeri giriş yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan merhabalar. Eve girer girmez sağ tarafımızda ve sol tarafımızda bizi dört kapaklı dev şekilde karşılayan portmantolarımız var. Bu tarafı komple ceket ve mont olarak tasarlanmış. Karşı tarafa geçtiğimizde komple terlik ve ayakkabılık olarak tasarlanmış. Dört kapaklı olduğu için gayet de büyük ve şık depolama alanları var. Bence tatminkar bir depolama alanı. Geçer geçmez hemen bizi akıllı bir ev sistemi, InnoHome'un ev sistemi karşılıyor. Buradan dilerseniz garaj kapısından ve ev giriş kapılarını tekrar tekrar kapı açıp kapama ve bu tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi size anlattığım alarm sistemi buydu. Bu sistemi çalıştırmazsanız eğer alarmımız devreye giriyor ve çalmaya başlıyor. Sağ tarafta yine nişler yapılmış, ahşap nişler. Evimizde doğalgaz bölgesi olduğu için ve doğalgaza başvurulmuş sitede büyük bir ihtimal yaz aylarının sonu gibi doğalgaz bağlanmış olur bu eve. Özel yapım petekler takılmış evimize. Ben direkt aşağıdaki ilk salondan başlamak istiyorum. Çünkü söylemiştim size burada 2 adet salon var aşağıda. Toplamda 32 metrekarelik bir salona sahip. Evimizde şu gördüğün bütün ürünlerin hepsi birinci sınıf. Burada elektrikli şöminemiz var. Her şeyimiz burada yok yok evde Erkan. Bu ev, bu gördüğüm bütün ürünlerin hiçbirisine daha oturulmadı. Evimize bahsetmiştim. Her odamızda Daikin en üst serisi kliması mevcut Erkan. Onu da göstermeni istiyorum. Her odamızda, bütün yatak odalarımızda ve salonlarımızda mevcut. Ve evde odadan çıkmadan önce
merkezi süpürge sistemimi de göstermek istiyorum burada sana. Her odamızda ve ortalarda, her yerde mevcut. Buradan da diğer salonuma geçmek istiyorum. Burada 36 metrekarelik daha büyük bir salon ve mutfak alanı var. Mutfağa ben bayıldım. Nasıl? Bayıldım. Harika. Yani bütün her şey harika. Ürünler harika. Kullanılan ürünler zaten birinci sınıf. Franke kullanılmış. Gömme buzdolabı yapılmış. Bütün ankastreleriyle, bütün ürünleriyle mükemmel. Burada gördüysen Blanco'nun ürünü kullanılmış. Bunu kesinlikle göstermeni istiyorum. Yani burada hiçbir şekilde maliyetin en iyisi yapılmış. Zaten dışarıda bunu göstermiştik. Su arıtma cihazımızın ürünü burada. Bunu Erkam kesim panosu olarak kullanıyoruz. Cam. Ama kesim panosu çizmesin diye altlarında plastikler var. Bu süzgüyü de aynı şekilde herhangi bir domatesimizi, işte herhangi bir yeşilliğimizi yıkayıp burada kurutup süzebiliyoruz. Her şey düşünülmüş. Mesela en ince ayrıntı göstermek istiyorum. Yani şu detayı, işçilik çok iyi bence. Yani çok çok iyi. Yani hepsini sabaha kadar açıp gösterebilirim evi. Evde hiçbir ürün kullanılmadı. Dediğim gibi hepsi tertemiz. Ve şu buzdolabını sana uzaktan göstermek istiyorum. Franke'nin buzdolabı var. Burası da bir gizli bir buzdolabı ve depolama alanı çok büyük. Yani bu geniş aileler için bence hitap edebiliyor. Yani çok büyük. Ne diyorsun? Muazzam. Şu dolabı açar mısın abi? Bu dolapta ne var? Burada cam. Böyle ışıklandırma yapılmış. Baharatlarımızı falan koyabiliriz. Dilersen. Cam yapılmış. Ahenk katılmış. Burada mesela ben biliyorsun beşli ocak hastalığı var bende. Onu da göstermek istiyorum. Beşli ocak hastalığı neden var? Ben wok tava kullanıyorum. Çok seviyorum yemek yapmayı. Wok tava kullandığında şu orta gözde wok tavalı sistem diyorlar. Bu da zaten bir Franke'de bir de Arçelik'te var. Şu 90 santimlik çok büyük. Aynısı benim kendi evimde de mevcut. Çok da memnunum. Bu şekilde biliyorsun bazı yerlerde bir ya da iki villada görmüştük. Bir de şimdi görüyoruz. Üç villada görüyoruz bu ankastre ürünleri. Gayet de şık yapılmış. Umarım bunların bütün hepsi detaylar hoşunuza gitmiştir. Ben yavaş yavaş alt kattaki diğer odama geçmek istiyorum. Burada alarm sistemlerimizin bütün kabloları merdiven altı depolama alanı olarak kullanılabilir. Şurada bunu da ölçtüm. 12 metrekarelik bir odamız var. Sadece tek kişilik bir yatak koyulmuş. Dilenirse buraya çift kişilik yatak da alabiliyor. Gömme dolaplar da yapılabilir. Burası sadece dinlenme amaçlı tek kişilik bir yatak koyulmuş. Zaten yukarıda 3 adet ebeveyn odamız ve ebeveyn banyolu odalarımız mevcut. Aşağıdaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Buzlu camlarla yapılmış ve ürünlerin yağmurlama sistemlerini de gösterir. Erkam hepsi ankastredir. Hepsi duvar tipi ve ECA'nın ürünleri. Gerçekten muazzam yapılmış. Şöyle sürgüleriyle, nişleriyle beraber. Kullanılan ürünlerin hepsi ECA ve ankastre. Ahşap kaplamalar mükemmel. Ben yavaş yavaş üst kata doğru çıkmak istiyorum Erkan. Burada da telefon bağlantımız ve dev elektrik panomuz burada mevcut. Hepsi tek tek değiştirilmiş. Merdivenlerimiz ağaç ve alınları seramik kaplama yapılmış. Yürüyüş yollarımızda da aydınlatmalar koyulmuş. Gayet de güzel ve şık olmuş. Burada 10 metrekarelik bir kullanım alanı var. Burası boş bırakılmış. İsteğe göre siz ne olarak kullanmak isterseniz yapabilirsiniz bunu. İstersen arka odadan başlamak istiyorum. Sonra manzaralara geçmek istiyorum. Burada 16 metrekarelik bir odamız mevcut. Burası çocuk odası olarak tasarlanmış. Aşağıdaki gibi bir tek kişilik bir yatak. Çalışma ünitesi ve bu tarafa doğru geldiğinde komple gömme dolaplarla karşılaşıyoruz. Gömme dolapların hepsi dört kapaklı ve gayet de içleri geniş depolama alanına sahip. Buradan çıkar çıkmaz hemen alt kattaki banyomuzun aynı özelliğinde bütün detaylar burada da sahip ve jaluzimize kadar buradan bakabilirsin.
havuz manzaramızı görebiliyoruz duş alırken. Bu da güzel bir ayrıntı, güzel bir detay. Onu da gösterirken evet. Çok güzel. Yavaş yavaş buradan çıkış yapabiliriz. Evet, bu odayı kapattığımız zaman, dediğim gibi her biri ebeveyn odası olduğu için kapattığımız zaman birbirinden ayrılıyor. Ve ben bu detaya hayran kaldım Erkan. Yani bunu kullanan veya araştıran bilir. Bak şöyle göstereyim. Mıknatıslı ve bastığında sadece mıknatısı çekiyor. Hiçbir şekilde dili göremezsin. Bıraktığın zaman o mıknatıs bunu çekiyor. Ve ses çıkarmıyor bak. Görüyor musun? Yani bunlar hep malzeme kalitesi diyorlar ya. Gerçekten malzeme kalitesi. Kim ne derse desin. Ben buradan hemen odamıza geçmek istiyorum. Burada devasal büyük bir ebeveyn odasıyla karşı karşıyayız. 27 metrekarelik bir yatak odamız mevcut. Çift kişilik, dev bir başlık yapılmış. Yine aynı şekilde her odada dediğimiz gibi Daikin'in en üst serisi klimamız mevcut. Burada 6 kapaklı büyük bir dolabımız var. Makyaj malzemelerimizi koymamız adına makyaj dolaplarımız da var. Ama bu odada ekstra bir giyinme odası daha var Erkan. Orayı da göstermeni istiyorum. Şöyle karşıdan göster istersen. 2 kapaklı burada, 2 kapaklı da burada. Toplamda 4 kapaklı elbise dolabımız mevcut. Ve bu akabininde buradan geçtiğimiz an aşağıdaki tuvaletlerden birazcık daha büyük. Şöyle bana doğru içeriye gel istersen. Şöyle kare şeklinde yapılmış bir banyomuz mevcut. Dediğim gibi ankası tek tek söylüyorum ama gerçekten emek verilmiş, çok da güzel yapılmış bir evle karşı karşıyayız. Ve dediğim gibi bu özel bir boya, araştırabilirsiniz bunu da. Evet, buradan çıkıyoruz ve diğer odamıza geçmeden önce yine burada şöyle göstermeni istiyorum Erkan. Çamaşır ve kurutma makinemizi koyup burada ya da havlularımızı koymamız adına bir depolama alanı yapılmış. Evet. Muazzam bir odaya daha geldik. Yine aynı şekilde kapımızı kapatıyoruz. Dev bir yatak odasıyla yine karşı karşıyayız. Karşımızda 4 kapaklı gömme bir dolabımız daha. Dediğim gibi o kadar çok depolama alanı mevcut ki evimizde. Yani bunları artık doldurabildiğiniz kadar doldurabilirsiniz. Hani evde kötü görüntü yaratabilecek bir şey dışarıda kalmasına gerek kalmıyor. Bu odamız 28 metrekare, daha da büyük. Aynı şekilde full manzaralı ve ben burada tekrar banyo tuvaleti gösterip ondan sonra manzara eşliğinde sizle kısa bir görüşme yapacağım. Burada şöyle bir şey var, onu da göstermeni istiyorum Erkan. Diğerlerinden farklı kapı sistemi var. Kapıyla kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde. Ama yine ürünlerin hepsi birebir aynı. Muazzam. Ve buradan yavaş yavaş istersen balkonumuza çıkalım. Orada ufak bir analiz yapalım ve sonlandıralım diyorum. Evet. Tekrardan merhabalar. Umarım ev hoşunuza gitmiştir. Erkam'la beraber saat 10'da geldik biz buraya. Saat şu an 1. 1'i bile geçiyor saat olarak. Erkam'ın çok hoşuna gitti ev. Değil mi Erkam? Muazzam. Bütün detayları size fazlasıyla aktarmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben aşağıda bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek istiyorum. Denize uzaklık olarak 1300 metre mesafedeyiz. Önümüzde yeni bir AVM yapılıyor. Ve akabininde sağ tarafımızda bir Kipa var. Onun karşı tarafında çok büyük bir alışveriş merkezi. 5M Migros AVM'ye tabir ettiğimiz bir yer var. Lokasyon olarak çok güzel bir lokasyondayız. Söke asfaltının üzerindeyiz. Buradan komple Güzel Çamlı'nın bütün dağlarını, bütün denizlerini, Kadınlar Denizi, karşıda Sisam, komple görüntüleyebiliyoruz hepsini. Böyle bir eve sahip olmak isterseniz Erkam zaten size sağ tarafta bütün detayları bırakıyor. Numaram orada gözüküyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Biz de sizler için böyle güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınız bizlere değer katıyor. Bunlar için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.